Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bizler geçen sene Şubat ayı itibariyle 2022 yıl, bu Şubat ayı itibariyle devralmış olduğumuz başkanlık göreviyle beraber, yönetimimizle beraber Afyon Karahisar'da farkındalık adına ne yapılabilir? İnsanların gönüllülük esasıyla ve kendi rızalarıyla bağımlılıkla mücadele etmek istediğinde yanında kim olur felsefesinde Yeşilay kavramını akıllara oturtabilmek için, tanıtabilmek için ve bilinirliğini arttırmak için birçok platformda çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bu doğrultuda Mehmet Akif Ağataş hocamız ve Kadın Komisyon Başkanımız Emine Ağataş hanımefendi ile beraber bir çalışma içerisine girildi. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz, İl Müdürlüğü personellerimizin çok sıcak ilgisiyle sevgi evlerimizde kalan, devletin himayesi altında olan, bizlerle aynı sıcaklığı, aynı hissiyatı yaşayan sevgili evlatlarımızla beraber bir farkındalık eğitimi yapalım dedik. Çünkü Yeşilay'ın felsefesi, birçok bağımlılığın sebebi aslında insanların meşguliyetlerinin az olması. Meşguliyet kavramını gençlerimize verdiğimizde, o anlayışı öğrettiğimizde çocuklarımıza daha ağır bir bağımlılıkla mücadele kapsamına girmeden daha başta önleyici bir hizmet olarak onun önüne geçmiş olacağımız anlayışındayız. Bir ay devam eden bir resim çalışması oldu. Bu çalışmada sevgi evlerimiz, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz çok güzel ev sahipliği yaptılar. Biz devamını temenni ediyoruz. Bu konuda ilimizin 6 ilçesinde şu an temsilcilik hizmetini açmış bulunmaktayız biz. Bu 6 ilçemizde de üye kayıtlarımız, gönüllü üye kayıtlarımız devam ediyor, hızla devam ediyor. Bu doğrultuda Dazkır ilçemizde Sayın Kaymakamımızın bu iş sahiplenmesiyle 90'ın üzerinde bir anda yeni üyemiz oldu bizim. Bir STK içinde 90 üyenin kazanımı çok büyük bir mutluluk. Eğitim Birsen Başkanı da anlıyor herhalde bizde. Dolayısıyla yarın da inşallah biz Dazkır'da güzel bir etkinliğe inşallah gidip misafir olacağız. Onlarla tanışma imkanımız olacak. Afyon Karahisar'ımızın her bir kilometre karesinde, her ilçesinde, her köyünde hiçbir gencimizi hiçbir kötü anlayışa, hiçbir kötü bağımlılığa terk etmeye niyetimiz yok. Biz bunu bir kez daha ispatlamak istiyoruz. Ve bunda biz bunu tabii yaparken evet herkes bizi yeşile çok farklı, çok hızlı, ivmesi çok güzel iltifatlarını söylüyorlar ama bize bu hızı veren aslında Afyon Karahisar'ın gönüllü insanları, gönül coğrafyasının çok değerli insanları, bürokrasimizin çok değerli il müdürleri, kurum amirlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, üniversitelerimiz bu konuda bize inanın ev sahipliği yapar derecede sahip çıkıyorlar. Ben bu kadar için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Üniversitemizin genç yeşilaylarına, onlara ben ayrıca teşekkür ediyorum ki 1500 yakın şu an gönüllümüz var bizim ve onları zapt etmekte biraz zorlanıyorum başkan olarak ama her hafta sonumuzu Afyon'umuzun her karış toprağında, her bölgesinde gençlerimizle beraber cap canlı bir hale getiriyoruz. Bu konuda duyarlılık gösterdiği için gençlerimize ben teşekkür ediyorum. Tabii bunların kamuoyuna anlatılması lazım. Bunların insanlara ulaştırılması lazım. Farkındalığın bilinmesi lazım. YEDAM'ı, YEDAM'ın 115 numarasının topluma aklının bir kenarına 112 gibi yerleştirmek lazım. Bu doğrultuda basın mensuplarımız, gazetelerimiz, gazetecilerimiz, görsel ve yazılı medyamız sağ olsun her daim bizim yanımızdalar. Ben Afyon Karahisar'ımızın değerli basın mensuplarına da bu hassasiyeti topluma en iyi şekilde ulaştıkları için teşekkür ediyorum. Ben etkinliğimize katıldığınız için de tüm gönüllülerimize şükranlarımı arz ediyorum. Günümüz hayırlı olsun efendim. Açılışımız da hayırlı olsun. Selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. Allah'a